Herkese merhabalar. Sivasspor Rebuild kariyerimizin 3. bölümüne sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde 3., 4. ve 5. sezonları birlikte inceleyeceğiz ve Sivas Rebuild kariyerini sonlandıracağız. Sivas'ta 3. sezonumuz gerideydi. Sezon başı devre arası da yapmayacağım artık. Doğrudan doğruya sezon sonlarına başlayacağım. Sadece ilk bölümlerde sezon başı yapacağız. 3. sezon sonu itibariyle Rıza Hoca artık bizimle değil. Çünkü hedeflerimiz doğrultusunda bazı planlardan, bazı hedeflerden geride kaldık. Neydi hedeflerimiz? Sezon başında dedik ki şampiyonun 5 puan gerisinde olmaktı. Bunu tolere edebilecek bazı durumlar vardı. Avrupa'da istediğimiz gibi yani Şubat ayına kadar gitseydi, yani istediğimizin dışında da olsa bu puan farkı Rıza Hoca ile yolumuza devam edebilirdik ama Avrupa'da da ne yazık ki çok erken veda etmişiz. Onların hepsine bakacağız birazdan. O yüzden 3. sezon sonu itibariyle Rıza Hoca ile yollarımızı ayırdık. 3. sezon sonundaki puan durumuna bakalım. 65 puan. Aslında kötü değil. Yine ligde ilk 3'teyiz. Sezon öncesinde bakışta da 5. sırada tamamlayacağımızı düşünürsek 3. sırada tamamlamışız. Bu güzel bir şey ama Rıza Hoca ile birlikte yaşadığımız sürekli bir sıkıntı var. Bunu biliyorsunuz, takip eden arkadaşlar. Sezon başında 35 puan toplamışız ilk 17 haftada. Ama sezonun ikinci yarısına baktığımız zaman 30 puan toplamışız. Bu ilk iki sezonda da aynısı oldu. Yani ilk sezonda 25-30 puan toplayıp ondan sonra o puanın 5-6 puan gerisine düştüğümüz oluyor sürekli olarak. Bu yüzden Rıza Hoca'nın da burada bir eksikliği olduğunu düşünüyorum. Kadro seçimlerinde de bazı problemler olduğunu düşünüyorum. Bazı yanlışlıklar yaptığını düşünüyorum. Bundan dolayı Rıza Hoca ile yollarımızı ayırdık. Şimdi 3. sezonda neler yapmışız? Göz gezdirelim. 5 mağlubiyetimiz var. Mağlubiyetlerin hepsi deplasmanda. Bu güzel bir haber. Kendi evimizde hiç maç kaybetmemişiz. Ve 64 puan toplamışız. Avrupa'da neler yapmış takım? Onunla bakalım. Transferlere de göz atacağız. İlk turda Zürih'e elenmişiz. Fena da gitmiyor aslında. Bakın ligin ilk yarısına baktığınız zaman güzel gitmişiz. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elendik çeyrek finalde. İşte şurası bakın Mart ayıyla Nisan ayının sonuna kadar bir türlü dikiş tutturamamışız. Hele şu 5 haftalık periyot, 5 haftada sadece 3 puan toplanması bizi hedeflerimizden uzağa götürmüş. Son 2 maçta Galatasaray ve Trabzonspor'u yenmişiz ama şurada kendi evimizde kaybettiğimiz puanlar ne yazık ki bizi hedeflere götürememiş. Transfer geçmişine bakalım neler olmuş. Sergio Romero'yu getirdik Manchester United'dan. Sergio Romero da zaten artık yıllardır top oynamıyordu United'da. 6 sezondur falan sadece antrenmanda oynuyordu. Geldik. Bir sezon oynayacağız. Planları var. Tekrar futbol oynamak istiyor. Bir sezon bizimle oynayıp sonra gitti. Gidecek daha doğrusu. Pablo Mari yine Arsenal'in kadrosuna kattı ama Premier Lig seviyesinde pek de kale alınmayacak bir stoperdi. Pablo Mari'yi iyi kullandığımızı fırsat transferi olduğunu düşünüyorum. Umut Bozok yönetim transferi. Cemali Sertel bu da yönetim transferi. Kadir Akçay. Venancio'yu getirmiştim ama hiç kullanmadı hoca. Bir ara rotasyonu kullanabilir diye düşündüm ama ne yazık ki çok kullanmamış. Muhammed Sarıkaya Başakşehir'den geldi. Ahmet Kutucu ben getirdim. Geri kalan yerli oyuncular yönetim transferi ama Ahmet Kutucu'yu ben getirdim. Stefan Johansen bunu da orta sahaya getirdik. Böyle biraz Hakan Arslan tarzı bir oyuncu. Çok süratli bir adam değil ama yine rotasyonda kullanılabilir diye düşündüm. Gönderdiğimiz oyunculardı. Burada kadroya bakalım en fazla kim kullanılmış, en fazla kimlerden faydalanmış. Rıza Hoca, Sergio Romero'dan faydalanmış 42 maç. Vitor Ferreira orta sahanın beyniydi. Bu sene daha fazla gol atmış. Asist sayısı geçen senenin altında ama bu sene daha fazla gol atmış. Ve bu seneki son senesiydi bizimle birlikte. Mert Hakan Yandaş da fena değil. Ortalama puana bakalım. Derek Laker de ama 2 maça sonradan girip 2 gol atmış. Şu adamın biraz daha kullanılmasını isterdim. Sonuç olarak ligde 3. sırada tamamlamışız. İlk 5. sırada tamamlayacağımızı düşünüyordu. 3'te tamamlamışız. Fenerbahçe şampiyon, Galatasaray ikinci. Bir sene Galatasaray, bir sene Fenerbahçe oluyor. Böyle bir düzen yakaladılar. Şampiyonun transferlerine bakalım. Birincinin ve ikincinin transferlerine bakacağım. Çok süre almasın. Cibril Sidibe kiralanmış. Samaris kiralık. Chiquinho kiralık, güzel bir orta saha oyuncusuymuş. Vizyon falan çok iyi. Lenk diye bir oyuncu sağ bekten kiralık ve Halil Er Alanyaspor'dan alınmış. Gönderilen, para kazandıran transfer kim var? Altay.
Werder'e gönderilmiş. Spal'e de Vladimir Weiss gelmiş. Galatasaray'a bakalım. Silicky Lens'ten Loftus-Cheek kiralık, David Brooks, Safa'yı geç, Josip Misic. Josip fena bir oyuncu değil. Lucas Rodriguez. Yani aslında Galatasaray'ın transferleri de iyi gibi ama Fenerbahçe'ninki sanki bir adım daha önde böyle. Yani kafa kafaya gelebilir ama böyle bir adım daha iyi gibi geldi bana ama sonuç olarak Fenerbahçe'de Galatasaray transferlerin karşılığını ilk ikide olarak almış. Vedat 19 golle gol kralı, 7.39 ortalama, 14 asist. Deniz Türüç mahlan bir 10 asist yapmış. Peki 3. sezonu bitirdik. 4. sezona geçiyoruz. 4. sezona başlarken filtrelerimizi hazırladık. Diziliş tercihi ve oyun anlayışını da seçtik. Ve karşımıza Romain Ferrier isminde bir hoca çıktı. Romain Ferrier'in nasıl bir hikayesi var? Kendisi Fransız ve Rennes kulübünün alt yaş kategorilerinde menajerlik görevini üstlenerek kariyerine devam ediyor. Başlıyor daha doğrusu oyunculuk kariyerinden sonra. Ve şöyle bir olayı var, hoşuma gitti. Rennes kulübü ne zaman bir hoca değişikliği yaşayacak olsa, ki çok sık yaşamışlar. 2000 ile 2022 arası 3 tane hoca değişmiş ve geçici menajer olmuş. Takım Romain'e kısa süreli de olsa emanet edilmiş. Biz de aradığımız özellikleri olduğunu düşündük. Meyilli oldukları veya meyilli olmadıkları yok. Ama bu önemli değil. Burada diziliş tercihleri, topa hükmetme diyor gerçi burada ama oyun sistemi. Oyun stili olarak baktığımız zaman yani Romain Ferrier'e yönlendirdi bizi oyun. Biz de kendisine menajerlik görevini teklif ettik. Artık Rennes'den bir adım üste çıkmayı planladığını da düşünüyorum. Çünkü geçici menajerlikten sıkılmıştır artık. Ve kendisine Sivasspor'un teknik direktörlük görevini verdik. Kabul etti. Güzel bir etkileşim de oldu aynı zamanda. Sivasspor neler yapmış? Ondan önce takip edilen liglerden bu sene Galatasaray'ın liderliğinde devam etmiş. Bu arada sezon öncesi bakışta Sivasspor 3. olacağı tahmin ediliyormuş ve tahmin üzere yine 3. olmuş. 68 puan yine bizim hedeflerimizden uzak mıydı? Bu seneki hedeflerim benim şampiyondan 5 puan geride kalmak değil. Hatta biraz daha düşürdüm yeni bir teknik direktör geldiği için. İlk 5'te olmak benim için yeterliydi. Ve Roman bizi ilk 3'e çıkardı. Geçen seneden Avrupa'daydık. Bizi böyle memnun edecek bir performansla sergiledi Avrupa'da da. Ciddi anlamda epey yol kat ettirdi bize. Tabii biraz transferlerde de artık biraz daha profesyonelce hareket etmeye başladık. Çünkü 3 senedir Avrupa'da kendimize yer buluyorduk. Bu da itibar puanımızı biraz da olsun yükseltmiş oldu. İtibar puanına en son bölümde bakacağım. 5. bölümde. 5. sezonun sonunda Sivasspor'un itibar puanı kaç olmuş ona bakacağız. Başlarken kaç, biterken kaç bundan bahsedeceğim. Galatasaray şampiyon, Trabzon 2. Sivas 3. Beşiktaş ve Fenerbahçe 4. ve 5. sırayı paylaşıyor. Gol kralı yine Vedat Muriç 20 golle. Ortalama puanda Yan Kitala. Ümraniye Spor'da Kongolu. Tam böyle Anadolu topçusu ama size açık ve net söyleyeyim. Ciddi anlamda tam Anadolu topçusu. Hava toplarına biraz hakimiyeti var. Hızlı sayılabilir, çevik sayılabilir. Böyle 3 kuruşa 5 köfte olacak. Yani 28 maç, 15 gol, 2 asist. Çok güzel performans. Hatta alt liglerinde kralı olur. Asistlerde de yine Mahlambi 2. sırada kendine yer bulmuş. En istikrarlı oyuncumuz Mahlambi diyebilirim. Yani baktığınız zaman ben Mahlambi kullananlar çok vardır eminim. Ben pek kullanmam. Çok süratli bir oyuncu. Dribbling özel yeteneği çok üst düzey ama zihinsel özelliklerinde çok fazla eksiklik var. Mahlambi'yi pek fazla kullanmam ben ama yani kullanıldığı zaman da iyi durumda olduğunu görüyoruz. Bu arada izleniyormuş. Kim gözlemliyor? Bordeaux. Tam zaten Fransız futbolu için uygun bir oyuncu. Kadromuza değil transferlerimize bakalım. Sonra fikstürlere. Bayağı bir transfer yaptık. Transferleri yaparken hep hikaye oluyordu biliyorsunuz. Yani belki oyunda bu oyuncuları transfer etmemiz veya kiralık getirmemizin pek imkan ihtimali yok. Ama bazen bu tarz oyuncular gelebiliyor. Neden gelebiliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Yerli oyuncuların Ahmet Kutucu haricindeki var mı? Yok, o geçen seneydi. Yerli oyuncularda tamamen yönetim transferi. Yusuf Sarı 2.4 milyon euroya alınmış. Hocanın da bazı Rennes'den getirdiği oyuncular var. Edouard Mendy var mesela kaleye. Kalecimiz gidiyordu. Edouard Mendy'yi de ben getirmedim. Bir de İngiltere'den
Nereden? Bir sağ bek getirmişlerdi. Şu an neyse karşımıza çıkacak şimdi bakalım kimler gelmiş. Mahlon Romeo pardon evet. Millwall'dan sağ bek getirilmiş. Bunu da ben getirmedim. Sanırım hocanın gözlem listesindeydi ve Romero'yu merak ettim. Mahlon'u. Geçmişinde yokmuş. Fransa falan var mı acaba dedim de. En fazla Fransa'ya yakınlığı şurada Arsenal'de bulunmuş olması. Arsene Wenger'le birlikte bir tek oradan Fransa ile bağlantı kurabiliriz. Edouard Mendy Rennes'den kadroya katılmış. Fena sayılmayacak bir kaleci. Ortalama bir kaleci. Hocanın tanıdığı bir kaleci. Mahlon Romeo'yu da hoca getirdi büyük ihtimalle. Bizden kimse gidip gözlemci de getirmedik. Onlar alır almaz diye düşünüyorum. Belmonte'yi Liverpool'dan aldım. Zaten Liverpool seviyesinde bir oyuncu değil. Kiralık gönderdiği kulüplerde San Lorenzo'ya falan gönderiyordu. Avrupa futboluna alışsın diye. Biz de çöktük kendisine. Ve Ronald Araujo Uruguaylı Barcelona B'de vakit geçiriyordu. Dedik ki gel Süper Lig'e. Süper Lig'de oynatalım. Barcelona'yla da bizim Sivasspor olarak güzel bir bağımız var. Barcelona'dan daha önce oyuncu kiraladık. O yüzden Güney Amerikalı oyuncularla da aramızda bir bağ var. Brezilyalı oyuncular artık tercih ediyor. Uruguaylı da olsun artık. Gelsin Uruguay, Arjantin fark etmez. Ronald Araujo da kadroya kattık. Salih Özcan 1 milyon euroya Köln'den alınmış. Helal olsun. Bedavaya transfer. Juventus'tan 3 transfer yaptık. Maxence yine bir Fransız oyuncu. Zaten bu oyuncular Juventus'un A kadrosunda şans bulamıyordu kendine. Sassuolo'ya gidecekler. Bunlar zaten ligde pek bir şey olmayan takımlar. Avrupa'da da kendilerini gösteremeyen takımlar. Oraya gideceğine. Özellikle Cristiano Romero. Yani böyle bir adamı veriyorsunuz. Maalesef Frankfurt'a kiralıyorlar. Ligde küme düşmemeye oynuyorlar bunlar Bundesliga'da. Orta sıralarda Avrupa hedefi olmayan, şampiyonluk hedefi olmayan takımlara kiralanabiliyorsa, evet bunlar bazı yerlerde itibar puanı ile ilintili ama Cristiano Romero'yu böyle düşünerek getirdim ve genç Diego Nascimento iyi ki getirmişim. Forvet arkası veya orta saha kullanılır diye düşündüm ama forvet de kullandı hoca çift forvet oynadığı için. Çok güzel ayağına hakim bir oyuncu. Pas tekniği falan da iyi. 21 yaş altında oynayacağına getirdik. Biz burada kullandık. Martin Calderon Real Madrid'den kiraladık. Zaten Real Madrid A takımda oynama şansı yoktu. B takımda oynayacağına gelsin dedik. Orta sahada epey oyuncu değişikliğimiz var ve Neuen Perez bu sene savunma hattı da taş gibi oldu. Arjantinli oyuncu Werder'e kiralanıyordu Atletico Madrid'den. Biz de bu sene kiraladık. Atletico Madrid'de şans bulamayacağını biliyordum. O yüzden bir sene daha hem Avrupa'da hatta pardon 2 sene hem Avrupa'da hem de ligde iddialı bir şekilde oynasın diye Neuen Perez'i getirdik. Kaç maç oynamış? 34 maçın 34'ünde oynamamış. 23 maçta oynamış pardon. Gönderdiğimiz oyuncular burada. Kaleci Sergio gitti. Amerika'ya. Flavio Roma'su Rio Ave'ye sattık. 2,5 milyon euro. Mert Hakan Yandaş'ı ben göndermedim. Takım kendi gönderdi. Doğukan Sinik de aynı şekilde. Bu arada şuna fark ettim. Başakşehir'le oyuncu alıp oyuncu satmayla işinde bir herhalde yönetimler arasında bir uyum var. Biz Başakşehir'den oyuncu alıyoruz. Ertesi sene onlar bizden oyuncu alıyor. Böyle bir döngü oluştu. Fikstüre bakalım neler yapmışız 5. sezonda. Euro Cup playofflarında elenmişiz Gent'e. Sonra Euro Cup 2 grupta lider olmuşuz. 5 galibiyet 1 beraberlikle. Şerif, Karabağ ve Vites. Şerif Fenerbahçe'nin bir ara grubunda vardı. Avrupa grubunda hatırlıyorum. 16 puanla lider olmuşuz. Grubu lider tamamlayarak bir üst tura çıkmışız. Çok güzel bir performans bence. Avrupa'daki oyuncu performanslarına ayrıca bakacağız. Bu sene Dünya Kupası olduğu için Kasım ayından sonra oldukça uzun süre ara var. Ocak ayına kadar resmi yani lig maçı yok resmi demeyelim. 11 Ocak'ta başlıyor. 19 Ocak'ta lig başlamış. Görüyorsunuz yemyeşil devam ediyoruz ve Euro Cup'ta Burnley'e elenmişiz çeyrek finalde. Ve Premier Lig ekibine eğleniyorsunuz ve çok sıkışık bir fikstürde gidiyorsunuz. Zaten Burnley maçının etkisi şurada lige çok iyi başlamışız. Beşiktaş Fenerbahçe galibiyeti var bu arada. Beşiktaş galibiyeti Göztepe'ye kaybetmişiz ama Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı yenmişiz. Trabzon galibiyeti böyle dolu dizgin giderken birden sıkışık fikstür ve bundan daha önemlisi
Burnley gibi yorucu bir takıma karşı oynamışız. Gol dakikalarına bak. 1-45-46. Acaba nasıl maçtı yani? Evet, burada da deplasmanda Burnley 63. dakikada Umut Bozok'un penaltıdan attığı golle 1-0 geride bırakmışız ama ne yazık ki yetmedi bize. Burada Edouard Mendy 8.1 oynamış. Bu ilk maçta 6.1 hafif sakatlığı da varmış. Edouard Mendy coşunca takım da coşuyor. Sonra ligde ister istemez puan kayıpları olmuş. Bu ay mazur görürüm. Burnley ile oynamışsınız Nisan ayında. Mayıs ayında da en son maçta finalde kaybetmişiz. Haziran'da oynadığımız son maçımızı Trabzon'da Türkiye Kupası finalinde 2-1 ile kaybetmişiz. Bence çok kabul edilebilir bir sezon. Yani burada hocaya söyleyecek bir şey yok. 4-4-2 dizilimiyle güzel bir heyecan olmuş bize. Türkiye Kupası'nda da finale çıkmışız. Euro Cup'ta oyuncu performanslarını merak ediyorum. Oyuncu genel bakışında var mı bakalım bizden birileri? Pietro Pellegrini Rennes'e kiralık mı? Yok. Kaç paraya alı Rennes'e? Bedelsiz gelmiş Pietro Pellegrini. Kovalayın o zaman bu adam bedelsiz gelebiliyorsa. Bayağı iyi bir adam yalnız. Yalnız backspace tuşuna basacağıma yanlışlıkla F12'ye bastım. Ekran görüntüsünde de böyle bir deklanjör sesi var ki aman yarabbim. Şurada bir ışığımız daha var. Camdan çok güzel ışık vuruyor. Evet. Peki onu biraz engellemek adına şöyle yapalım. Perika Hajduk'ta bizden Luis var. 6 gol atmış Avrupa'da. Asist krallarında var mı bizden birisi? Yok. Şöyle hızlıca bakacağım. Balas var. Alanyaspor'da en çok topa müdahalede başarı oranı. Yusuf Sarı dripling. Evet, Yusuf'a demiş ki top sür. Çeviklik falan 18. Yusuf da maç başına 4.21 driplingle 2 önemli pas, 1 asist, 2 gol. Vay! 1 gol, 2 asist. Şey pardon, 2 gol, 1 asist 3 maçta. Yani güzel performans göstermiş. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 4 maçta 2 golü var. Kaleye bulan şutta en iyisiymiş %71. Burada baktığımız zaman gol kralını gördük. Çelinerek yapılan kurtarışlar kalecide yok. Hatalarda biz yokuz. Tamam. Güzel performans olmuş ya. En azından birkaç tane oyuncumuz kendisini göstermiş. Ligde Galatasaray'ın transferlerine bakalım. Birincinin ve ikincinin transferlerine bakıyoruz. Joelson Fernandes. Atletik sayılabilecek mi? Yani sayılır ya. 15-15 hızlanma. Özel yetenek çok iyi değil ama idare eder. Dribbling falan güzel. Orta yapması güzel. Ayağına hakim Dujon Sterling. Çok süratli bir bek oyuncusu bu. Veya orta sahada kullanılabilir. Jayden Braaf. Oo, bu da bayağı hareketli bir kanat oyuncusuymuş. Yine beyin yok ama olsun bayağı süratli. Lucas Rodriguez geçen seneden kiralıkta bu satın alınmış. Loftus-Cheek de satın alınmış. Ve şampiyon olmuş Galatasaray. Şöyle bir baktığım zaman 71 puan. Fenerbahçe çok düşmüş ya. 59'a nasıl düştünüz siz yani? Transfer geçmişi Joel Valencia Brentford'dan alınmış. Anton Walkes. Bu saç stili tam şey. Championship'te oynayan İngiliz futbolcu saç stili. Böyle 3 numara yapacaksın, 4 numara falan. 5 olmayacak ama. Böyle bu saçla oynayacaksın Championship'te veya alt yaş kategorilerinde. İleriye şey yaparsan da üst takımlara atarsan kendini saç stilini değiştirebiliyorsun. Bu atamamış, o yüzden bu saç stiliyle kalmış. Soton'dan kiralık. Flavien Tait sol, orta saha sol kanat oyuncusu. Katranis. Yani bu da sol bek, sağ bek, sol bek. O 18 milyon euroya satış var. Takviye var sol kanada sürekli. Abdülkadir Ömür Hoffenheim'a satılmış. Abdülkadir Ömür çok güzel profili olan bir oyuncu. Şuraya bakar mısınız? Yani biraz daha olmuş herhalde. Bakalım profilde daha şey var mı? Gelişim 153. Bir iki seviye daha atlayabilir. Yani bir iki puan daha bazı değerleri gelişebilir. Ama şunu söyleyebilirim size. Potansiyeline ulaşacaktır. Çok az kalmış zaten. 8. Daha önce tecrübe etmemiştim ama artık dikkatli baktım. Bu seride biraz daha eğer oynatırsanız, oyuncu da oynar, iyi performans gösterirse biraz daha gelişim gösterebiliyor profiline doğru. Şöyle baktığım zaman profilde eksik bir nokta yok. Bir fiziksel olarak eksikliği var. Ona da yapacak bir şey yok.
Savunması zayıf. Savunma yapmasın. Ön alanda rakibe sıkıntı çıkarsın zaten. Ayağına top yakışan bir oyuncu. Trabzonspor'da yani başarılı transfer sürecinden ya da takım uyumundan sonra diyelim. Hal Dardai. Hertha Berlin'de bırakmış. Önemli anlarda Hertha Berlin. Adam Hertha Berlin'de oynayıp Hertha Berlin'de de teknik direktörlük yapmış ya yıllarca. Dardai'yi hatırlıyorum ama Macar oyuncuyu. Evet, dördüncü sezonda da istediğimizi yapmış gibi görünüyoruz. Dördüncü sezonda bitirdik. Bakalım beşinci sezonda takım neler yapmış. Umarım beşinci sezonda şampiyonluk ipini gösteririz ve takımı zirvede bırakırız. Beşinci ve son sezonla sizlerle birlikteyiz. Bakalım Sivasspor neler yapmış, istediğimiz hedeflere ulaşabilmiş mi ve Sivasspor'u şampiyon olarak görüyoruz. 72 puan toplamış. Bugüne kadar topladığımız en yüksek puan. 4 mağlubiyet var. 2 deplasman, 2 kendi evimizde. 2 Beşiktaş maçında kaybetmişiz. Ne yazık ki Beşiktaş'ı yenememişiz. 9 beraberliğimiz var. 5 kendi evimizde, 4 de deplasmanda beraberlikler var. Ve 21 galibiyetimiz var. Geçen seneki galibiyet sayısına ulaşmışız. Geçen seneden 4 puan daha fazla toplamışız. Galatasaray 67, Fenerbahçe 66, Beşiktaş bu sene biraz daha hareketlenmiş, 63 puan. Geçen sene de 62'ymiş aslında ama bir önceki sene daha kötüymüş. Yanlış hatırlamışım. Trabzonspor'da 63 puanla 5. sırada ligi tamamlamış. Şimdi transferlerimize bakalım. Sezon öncesi bakışlarda bizim ikinci olacağımız öngörülüyordu. Bir sıra yükseltmişiz ve şampiyon olmuşuz. Ya bu sene Ahmet Kutucu gol kralı. Campana 16 gol. Konyaspor'un. Yalnız bu adam hava toplarında da hakim, çok güçlü ha. Yani orta seviyelerde bir yardımcı forvet, kaleye sırtı dönük oynayacak bir forvet arayanlar varsa Leonardo Campana tam öyle bir şey ama cesaret kötüymüş. Boş vazgeçin, hiçbir şey söylemedim ben. Cesaret çok kötü. 13 gol Nascimento. Geçen seneden de kadroya katmıştık Nascimento'yu. Ahmet Kutucu bu sene 17 golle gol kralı olmuş. Asist ortalama puanda Ahmet Kutucu birinci sırada. Kiki Silva, evet, Ümraniyespor'da kiralığı devam ediyordu. Kiki Silva'yı oynatmadı bizim hocalar. Kiki Silva Ümraniyespor'da asist kralı olmuş. 10 asist. Bu sene mahlambi yok. Hayret, her sene alıştığımız mahlambi asist sıralamasında yok. Şimdi transferlerimize bakalım neler yapmışız. Ahmet Kutucu'yu aldık. Ömer Bayram benim transferim değil. Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Serhat Akbaş, bunların hiçbirisi benim transferim değil. Union Berlin'den Paulista var. Ofansif orta saha, sağ sol. Bunu ben almışım. Ben almış olabilirim ama yerli transferlerin hiçbirisi, daha doğrusu Ahmet Kutucu transferi haricindeki hiçbir transfer benim değil. Burada Alparslan Öztürk gelmiş. Alparslan Öztürk de fena sayılmayacak bir orta saha oyuncusu diyebilirim. Yerli sıkıntısı çekmemek için rotasyonda orta sahada kullanılabilir. Çünkü böyle stoperde falan kullanabiliyorsunuz. Burada da stoper olmuş. Ön libero, orta saha, stoper kullanılabilecek bir oyuncu Alparslan Öztürk. Abdul Cebrail gelmiş sol beke. Serhat Akbaş Beşiktaş'tan, Regen galiba. Evet. Satılan oyunculara bakalım. 22 milyon euroya Ravil. Bu transferi de ben gerçekleştirmedim. Yolun açık olsun Ravil'cim. Güzel bir transfer. İyi para kazandırmış kulübe. Kenan Karaman Başakşehir'e, bu satışları da biz bir şey yapmadık. Evet. Bu sene zaten transfer yapmamışız ya. Bir Ahmet Kutucu. Kayyo'yu da ben hatırlamıyorum. Ben transfer edip etmediğimi ama bu tarz bir oyuncuyu ben transfer etmem. Bu arada iyice buğulanmışım ben burada. Işığı kapatayım. Daha da buğulu hale geleyim. Hatta ben tamamen kamerayı kapatayım da bu bölümde. Evet. Böyle daha iyi oldu. En azından buğulu görmeyeceksiniz. İsli görmeyeceksiniz. Güneş ışığını bastırabilecek kadar detaylı bir ışıklandırmam yok ya da ışığın geldiği yeri kapatacak kadar şey dediğim, böyle biraz hava gelsin, ışık gelsin. Seviyorum yani. Neyse, kamerayı kapattığımıza göre artık ben daha rahat olabilirim. Serhat Akbaş varmış. Gelecek vadeden oyuncu. Altyapıdan mı çıktı? Beşiktaş altyapısına, ha, şu alınan oyuncu bakalım. Bunu 110'muş. Almada gelecek vadede. Neyse. Demek ki burada gelecek vadeden oyuncuları siz bakmayın yani. Roman Hoca güzel bir şey yapmış. Sezon geçirtmiş bize. En fazla gol 24 gol. Kutucu 14 gol. Luis Felipe 13 gol. Diego Nascimento, yani 3 forveti de iyi kullanmış. Lacerda 9 gol.
Vanistai bir 5 gol 3 asist. Asistlerimize bakalım. Adegbenro 9. Bizim Mahlambiner de burada. 34 maç 2 gol 4 asist. Mahlambi demek ki biraz daha şey oynadı. Tutuk mu oynadı diyelim artık. Pek becerememiş bu sene. Muhammed, Uğur, Calderon 4'er asist. Uğur da hala oynuyor. Bu arada 16 milli maç. Evet. Bu şu anlama geliyor. Uğur Çiftçi milli takımın oyuncusu olmuş. Ya en azından kaç maçı çıktı bilmiyorum ama 16 maç. Sezon başında dikkat etmedim ama kesinlikle 16 maç oynadıysa bir oyuncu milli takım formasını giymiştir. Milli takımda Emre Kılıç gördüm ya. Emre Kılıç neler yaptı acaba? Bir yerlere transfer oldu mu? Lokomotif'te devam ediyor. 23 milyon euro. İrfan. Rennes transfer olmuş. İrfan çok iyisin be. Böyle bir kariyerimde İrfan'la oynamak istiyorum. Abdülkadir, Berkay, Cengiz, Şaban. Juventus'tan kiralık. Nereden gittin sen? Bursaspor'dan. 3,1 milyon euro. Hızlanmaya baksana şu adamda. 155. Çok iyisin be Şaban. Evet, Mert Çetin, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz. Dorukhan gitmişti yurt dışına. Nereye gitmişti? Norwich'e. Neyse, biz kendi kadromuza dönelim. En fazla puan alan ortalama kutucu Adegbenro, Christian Romero, Nurullah var. O da bir maç sonradan girmiş gerçi. Nurullah Aslan. Belmonte. Ömer Bayram. Lacerde Ömer Bayram. 4 maç 5 maça sonradan girmiş. Güzel bir sezon geçirmişiz. Romen Hoca, çok teşekkür ederim. Meyilli oldukları veya meyilli olmadıklarıyla alakalı bir şey yok. Oyun sistemi Catenaccio'ya dönmüş burada. Değişiklik gösteriyor. Biz aldığımızda hücumdu. Topa hükmetmeydi. Bu sene Catenaccio'ya dönmüş. Yani rakibe, yani biz hücum oynatalım diye aldık. Adam Catenaccio'ya dönmüş. Ya neyse, şampiyon yapmış bizi. Oyun stili standart. Diziliş yine 4-4-2. Kaç gol attık? Kaç asist var? Onlara bakmadık. Avrupa'ya bakmadık. Euro Cup. Oo, Euro Cup'ta City, Braga, Basel'in olduğu grupta ikinci olup bir üst tura çıkmış. Catenaccio'ya dönme sebebi bariz bence. Braga ve Basel'de güzel takımlar. Braga ve Basel maç kaybetmeyerek güzel bir şey yalnız. 3-0, 4-0 City. Ne işin var City senin burada? Birinci eleme turunda kimle karşılaşmışız? PSV'ye elenmişiz. 2-1. Toplamda 3-2'lik skorla elenmişiz. Başka da bir Türk takımı yok burada. Peki Şampiyonlar Ligi'ne en son bakacağım. 5 senede kim kazanmış? Türkiye Kupası'nda finalde 2-0'la Ümraniyespor'u yenmişiz. Fenerbahçe'yi elemişiz. Türkiye Kupası'nda Rizespor, yarı finalde Fenerbahçe, finalde de Ümraniyespor'u yenerek Türkiye Kupası'na uzanmışız. Yani sezonu iki kupayla kapatmış. Avrupa'da da gruplardan çıkmış. Çok kabul edilebilir bir başarı bence. Hocayı tebrik ediyoruz ve Euro Cup'ta eleme oynamış. Rapid Wien ve Zorya'yı eleyip öyle gruplara kalmış. Yani Rıza Hoca'yla daha ilk turlardan eleniyorduk. Bu arada oyuna başlarken itibarı 5850 olarak başlıyor Sivasspor ve bu sezon sonu itibariyle 6647 itibar puanına ulaşmış. Yani oyun şöyle kıyaslamak gerekirse Fenerbahçe ve Galatasaray bunlar 7000 civarı olan puanları olan takımlar, itibar puanı. Beşiktaş da aşağı yukarı o civarda diye hatırlıyorum ama şu an Trabzonspor'u yakalamış diye düşünüyorum ben. Trabzonspor'un bakalım itibar puanına. 6630. Evet, Trabzonspor'u yakalamış. Daha yüksek puanlar için bu başarıyı en az bir 10 sezona yayması lazım. Ligdeki en iyi takım sıralamasına gelmesi için. Türkiye Süper Ligi'ne şöyle bakabiliriz buna. Avrupa diyelim, sıralamalar. Kulüp sıralamalarında evet, itibar dedik, filtre. Şuradan filtremizi yapıp Türkiye'yi seçersek, evet. Türkiye'de 4. sıraya yükselmişiz. Trabzonspor'un bir adım üstüne çıkmışız. Şu an en tepede Galatasaray gözüküyor. Fatih Terim önderliğinde 7122.
Evet, zaten bu civarlarda başlıyordu. Fenerbahçe'ye bakalım. Ersun Yanal'la devam ediyor. 6.966. Şu an dördüncü sıradayız. Tabii yani diğer bütün ülkeler arasında henüz kendimizi nerede olduğunu bulmamız biraz zor. Türk takımları Fenerbahçe'yi geçtik galiba ama. Şurada Galatasaray var. Evet, bir tek Galatasaray girmiş sıralamaya. Salzburg'a bakalım. Puanlamanın en düşük kaç? 7044. Evet, en altta 7044 var. Bizim daha buraya gelmemiz için en az 3-4 sezona daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sezonu geride bıraktık. Güzel bir 5 sezon oldu. İstediğimiz hedeflere ulaştık. Çok fazla fanteziye kaçmadım. Yaptığım en iyi transferler işte kim vardı? Sergio Romero diyebilirsiniz, en kariyerli. 6 senedir kalesini korumadığı bir kulüpte olmaktansa oynayabileceği bir kulübe getirdik. Ki Beto'nun Göztepe'ye gelmesi bence daha büyük bir olaydı. Bunun yanı sıra ne olabilir? Stoper tandemine getirdiğimiz Romero. Kiralandığı kulüpleri gördük. Eintracht Frankfurt'ta falan kiralık oynayacağına Sivasspor'a geldi ki itibarımız da fena değildi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Son 5 sezonda kimler almış? Liverpool, Barcelona, United bu sene ne zaman oynanacak? Juventus ve Real Madrid sizce kim alır? 1 Haziran Cumartesi. Bir final izleyelim, Şampiyonlar Ligi finali. O zaman şöyle yapalım. Evet, yazamadım ama olsun. Şöyle geçmiş şampiyonlar diyelim. Euro Cup'ta Arsenal, Dortmund, Bayern, Arsenal, Inter 2 kere almış. Arsenal, Euro Cup 2, Real Sociedad, Fiorentina ve Krasnodar almış. Enteresan. Avrupa Süper Kupası Chelsea, Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve Manchester United. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni Juventus mu yoksa Real Madrid mi alacak? Bence Juventus alır, alsın. Yani bu kaçıncı final olacak bilmiyorum. Kaybetmesinler. Juventus'un bu kupayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şey yapayım, Real Madrid'in oyuncularını sakattım ya da hepsinin moralini bozayım mı? Editörden yapabiliriz, değil mi? Evet, yaparız. Ama yapmayalım. Fabian, Bernardo Silva, Hakim Ziyech orta sahası ve Ziyeba. Bu oyuncu kim ne bilmiyorum. Bir bakalım. Vay vay vay. Ya kaç yaşında çıktın? Ne zaman geliş? Gene Ren. Bizim Ren'le bir bağımız var. Bilmiyorum. Baksana, bu da Ren'de. Bruno Guimaraes kaç paraya geldi? 72 milyon euro. Rabiot ve Camavinga, bu da Ren. 61 milyon euroya gelmiş. Yalnız bu adamın yaşıyla alakalı böyle sürekli şeyler var ya. Hani Afrika doğumlu bu adam. Yaşı daha başka olabilir belki. Daha büyük olabilir. Tutulmamış olabilir yaşı doğru. Sar Delikt. Başkan baskın yapıyor. Efendim kızım. Maç çok sessiz sedasız. Bernardo ters bir vuruş. De Ligt. Gerçi bizim Juventus'ta aramızda Fenerbahçe kariyerinde bir şey var değil mi? Bayern Münih, Arsenal gibi tweet atacağım artık. Kura şeye gerek yok. Çekilişe gerek yok zaten. Biz gönüllü oynarız. Bu arada De Ligt'ten büyük bir hata. Juventus'ta da De Ligt pek forma şansı bulamadı. Yanarım yanarım Merih Demiral'ın sakatlığına yanarım. Yani tam böyle Meri güven vermeye başlamıştı. Delikt'in bir adım önüne geçmişti. Bu arada Mustafa Kapı oyuna girdi. Dikkat etmemiştim ben yedeklere. Mustafa Kapı. Ofansif orta saha sol. Bedelsiz olarak mı gitti Juventus'a? 1,3 milyon euroya almışlar. Monaco 23 yaş altına almış adamların. 23 yaş altında da oynuyor yani. Oo. Tabii İtalya'da 23 yaş altı takımlar ne durumda bilmiyorum. Nasıl oynanıyor bilmiyorum ama
Fatih Demirelli'nin bir videosunu izlerken, Bundesliga'yı merak eden arkadaşlara tavsiye ediyorum. Fatih Demirelli Bundesliga ile alakalı pek çok bilgi veriyor. Bu Bundesliga kulüplerinin alt yaş kategorilerin, ya alt yaş kategorisi de değil daha doğrusu, işte Bayern B takımı mesela, onlarda da önemli bazı şeyler diyor. Hani önemli olduğu için oradaki oyuncuları da oynatıyorlar, o liglere de önem veriyorlar demişti. Mazzuri, lan lan lan, Ziyeba, Chiesa, Ziyeba'dan Chiesa'ya. Evet. Chiesa istemeden de olsa harika bir gol attı. Eski spikerler bunlara şey derlerdi. Orta şut karışımı bir vuruş. Özledik eski maçları değil mi? Böyle radyodan. Merih Demiral, Delik Sarf ve Kornes savunması Szczęsny ile birlikte pek başarılı olamadılar açıkçası ve ne yazık ki Juventus bu sene de olmadı diyor. Real Madrid kupayı kaldırdı. Real Madrid'i tebrik ediyoruz. Evet, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu da Real Madrid oldu ve son 5 senede 2 kere bu kupayı müzesine götürmüş oldu. Biz yine kendi lig kupa görünümünde şöyle Türkiye Süper Ligi'nde bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir seri oldu. Sivas Rebuild kariyerimizi sonlandırdık. Bundan sonraki Rebuild kariyerimiz bir Premier Lig takımı olacak. Son günlerde zaten sıkça haberlerini duyduğunuz bir Premier Lig takımı. Biz de onlara biraz para basacağız. Bakalım neler yapacaklar. Bir Asparagas haber de olabilir ama bahsi geçen haberler doğruysa yeni bir Manchester City veya Chelsea vakası Premier Lig'de kendini gösterebilir. Biz de şimdiden onu test edeceğiz. Bu arada Türkiye Süper Ligi 11. sıraya düşmüş ne yazık ki. Avrupa'da kötü sonuçlar alınmaya devam ederse daha da altlara düşeceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda yeni içeriklerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.